Merhaba, ben Ali Cindoruk. Ben Aslıhan Demirtaş. Biz bir arada Kora Ofisi teşkil ediyoruz. Ali ve ben Kora Ofise bir ortaklık demiyoruz. Daha ziyade bir iklim bizim için. Çeşitlilik ilkesiyle çalışan bir iklim. Kora'da mimari projeler, grafik tasarım, kurumsal kimlik, peyzaj, bahçe gibi tasarıma ve yaratıcı pratiklere dayanan birçok mecrada üretimlerimiz var. Bir şekilde kendimize disiplinsiz ofis de diyoruz bu sebeple. Çünkü disiplinler arası ötesi değil, eşiklerde, sınırlarda gezmekten hoşlanıyoruz işimizi yaparken. Eşikler ve sınırlar deyince belki çok kısa Kora kelimesinin anlamına da girebiliriz. Çünkü bizi ve pratiğimizi çok tanımlayan bir kavram. Yunanca en basit anlamıyla şehrin dışında, yani tanımlanmış olan mekanın dışında, duvarların dışında demek. Veyahut da bir tanımı yapılamayan bir yer, mekan, oluşum. Pratiğimizi çok iyi tanımlayan bir kavram. Aşina olduğumuz, kabullendiğimiz, varsaydığımız birçok yapma ve düşünce biçimini sorgulayarak ilerliyoruz. G20'de gelirken bazı fikirler, pratikler ve zihinsel altyapıları beraberimizde getirdik. Bu fikirler yan yana açılmış sondaj kuyuları gibi bir anlamda. Bazıları derinleşmiş, olgunlaşmış ya da ilerlemiş, hatta hayata geçmiş fikirler olabiliyor. Onların ikinci aşaması olabiliyor. Bazıları ise işin çok başında, dahası henüz araştırma aşamasında fikirler olabiliyor. Bir yere varacak ya da varmayacak olabiliyor. Mesela gelirken beraberimizde getirdiğimiz mecra, dokuma mecrası. Ali ile birlikte uzun yıllardır dokuma ve doku konularıyla ve kavramlarıyla ilgili çalışıyoruz. Zaten daha önce yaptığımız bir takım çalışmalarımız var. Bunlar mekansal dokumalar, yani mekan ölçeğinde dokumalar. Dolayısıyla bunu beraberimizde getirdik ve bunun üzerine çalıştık. Mesela ben kök ve köklülük üzerine bir süredir düşünüyorum. Yani dokuma mecrasının yanı sıra bir içerik olarak. G27'de uzun yürüyüşlerimizin sırasında tabii ki karşılaştığımız, o anda beraberimizde getirmediğimiz yeni konular, yeni canlılar ekledik projemize. Ben buradaki herhalde bütün kayaların üzerinde oluşmuş ve dünyadaki toprak yapma sürecinin öncüsü olan dikenlerin her biriyle tanıştım sanırım Ali'de. Evet. Ve periyodik ziyaretler yaptık. Her gün bir ritüel gibi bu likenlerin, kayaların peşinde koştuk diyebilirim. Benim dolayısıyla daha önce de aklımda olan, düşündüğüm kök konusu, toprak yapma konusu ile ilgili dokuma mecrasıyla birlikte bir iş ürettik. Bu bağlamın beraberinde getirdiği bir diğer iş daha oldu. Arazide dikkatimizi çeken bir takım tekil ve seyrek aralıklarla yayılmış inşaat demirleri fark ettik. Esasen istilacı ve antropojenik bir tür olan inşaat demiri doğanın içinde nadide bir floral tür taklidi yapıyordu bir anlamda. Bunu biraz daha incelediğimizde araziye 8 tane, hatta belki 9 tane daha saklananları da olabilir, yayıldığını fark ettik ve bunların arazideki konumlarının haritasını çıkardık. Buradan da bir esasında spekülatif bir yapı tahayyülü gelişmeye başladı. Ve buna bir de takiben de dikenlerin bu arazideki, yani Gate 27 coğrafyasındaki lokasyon konumları ikinci bir katman olarak, ikinci bir harita olarak eklendi. Bu coğrafyada ve bu mekanda olmasaydık olmayacak uzun yürüme pratiği ve gündelik ve şehir hayatından uzak bir yürüme pratiği, fazla ellenmemiş, rahatsız edilmemiş bir coğrafyada olan yürüyüşler. Bu yürüyüşler sayesinde bu liken familyasıyla tanıştık. Burada kaldığımız sürece yavaş üretim, yavaş ama emin, bir liken gibi yavaş ama emin adımlar atma konularına eğilebildik. Bu nefesi bize verdiği için Gate 27'ye çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz.